İyi günler değerli A9 izleyenleri. Hoş sohbetler programımıza hoş geldiniz. Adnan Bey hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız Gökhan Bey? Çok teşekkür ederim Adnan Bey. Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Oktar Bey siz? Elhamdülillah hocam. Allah razı olsun. Fikret Bey? Elhamdülillah. Fikret şahaneysin. Quest M Akba 21. Yani guest, misafir. Kim Kur'an'dan bahsederse bu geri kalmış diyorlar. Allah'tan bahsettiğimi seninle konuşmuyorlar bile. Öyle bir toplumdayız. Allah diyor ayette, insanların çoğu Allah'a iman etmez diyor. Niye şaşırıyorsun? Yani çok normal. Sen ruhu olmayan bir insanla karşılaşıyorsun. Sonra yine ruhu olmayan bir insanla karşılaşıyorsun. Peygamberimiz de ilk başta çok kendine eziyet ediyor. Şeytanın Allah'ın sen onlar iman etmiyorlardı. Neredeyse kendini helak edeceksin diyor. Halbuki adam zaten ruhu yok. Yani ölü. Kur'an çok net söylüyor öyle yani teşbih değil. Bak siz de onlar diri zannedersiniz diyor. Bak diri. Oysa onlar ölüdürler diyor. Peki daha nasıl açıklanması gerekiyor? Yani şimdi ölüyse adam, mesela geliyorsun değil mi, morgda oluyor, bu nedir diyor, soruyor adam, doktor, ölü diyor adam. Ayette ölü diyor, onlar diri değildirler, ölüdürler diyor. Gözü var görmez, kulağı var işitmez diyor. Yani bilgisayar gibi. Yani otomatik çalışan bir robot gibi, yapıyor ya Japonlar robot. Yani etten bir robot. Şuuru kapalı, sen robotuna kadar ne yaparsan yap etkilenmez. Hayır bağırır mesela robota vur, bir şey dokunsa bağırır mesela sinyal verir ama hissetmez. Hisseden gerçek insan sayısı çok azdır dünyada. Onun için Mehdi'nin talebeleri 313 kişi dedi o. Yani çok az insan olmasına kaynaklanıyor. Tabii ilk başta talebesi diyor. Sonra ümmet arasında iman yayılıyor. Nasılsın Koç Yiğit? Elhamdülillah hocam, çok iyi. Siz nasılsınız? Allah'a hamdolsun. O yüzden yani toplum içerisinde çok geniş çaplı ölü olanla karşılaşacağını bilecek şahıs. İnşallah evet. Ölüyle karşılaşınca şaşırmanın bir alemi yok. Ölü konuşursa zaten şaşırtıcı olur yani. Değil mi? Mezardan adam birden kalksa ben merhaba ben Sezai dese değil mi? Adam şaşırır yani. Yani ölmüş, ölmüşse bitti. Yani o ölü hareketi yapar artık. Onun için kaçma asıl oluyor zaten. Sırf konuşmama değil, kaçar. Arslandan ürkmüş, yaban eşeği gibi kaçarlar diyor Allah. Şeytan Allah'a sınırım. Bak arslandan ürkmüş, yaban eşeği gibi kaçarlar. Bu zaten Kur'an ayetindeki bir mucizenin çıkışı. Yani bu mucizenin meydana gelmesi. Sen mucizeye şaşırma, oradan imanın artsın. Değil mi yani? Kur'an'da bahsedilen bir mucize meydana geliyorsa hayret etmen lazım. Allah şöyle buyuruyor. Onların cüsseli yapıları beğeni kazanmaktadır. Konuştukları zaman da dinlersin. Ama onlar dayandırılma boş ahşap kütük gibidirler diyor. İşte boş ahşap kütük. Yani bir bedeni var ama içi boş. Evet. Yani ruh yok içinde. Evet. Boş ahşap dediği o. Kütük. İçi neyle dolu? Ruhla olur. İnşallah. Ruh yok içinde. İnşallah. Ölü. Müminler için Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Konmuş yatağına alarsan biz onları ruhumuzdan üfledik diye buyuruyor. Diğerlerinde dediğiniz gibi ruhu yok. İnsanı yaratırken diyor Allah. Evet. Onlara ruhumuzdan üfledik. Ama ruh sahibi olan zaten Müslüman oluyor. Evet. İman ediyor yani. Hocam seni anlatmaya ve anlamaya bildiğim kelimeler ve kavramlar yetersiz kalıyor. Senin sayende Allah sevgisi, iman ve dünyayı anlayabiliyorum diyor Halet. Maşallah. Sevdiğin için tabii ki anlatırsın. Ben herhangi bir insanım. Allah'ın herhangi bir kuluyum.
Yani samimi bir Müslüman diyebilirsin. Ama her insan gibi bizler de tabii günahkarız. Hatalarımız, yanlışlarımız olur. Ya masum değiliz. Masumluk peygamberlere mahsus. Dolayısıyla herhangi bir Allah'ın kulu, herhangi bir Müslüman kardeşi olarak beni sevecek. Allah'ın emri, müminler birbirini sevecekler. Evet, dinliyorum. Dünya İnsan Hakları Örgütü Amnesty International dün yayınladığı raporda YPG'nin ele geçirdiği yerlerde savaş suçu işlediğini iddia etti. YPG'nin Türkmen ve Arapların evlerini yaktıkları ve halka göçe mecbur ettikleri raporda uydu görüntüleriyle delillendirildi. Uydu görüntülerine göre Hüseyiniye kasabası YPG'nin eline geçtikten sonra kısa süre içinde evlerin %93.8'inin yıkılmış olduğu görülüyor. Arap ve Türkmen görgü tanıkları ise YPG'nin kendilerini koordinatlarınızı Amerikan uçaklarına veririz diye tehdit ettiklerini ve yaşlı insanlar evin içindeyken yakmak üzere evlere benzin döktüklerini anlatıyorlar. İşte Amerika'da bunları destekliyor. Bu bir savaş suçu olur. Amerika'da bu savaş suçunun içine girmiş oluyor. Bundan vazgeçsinler. Bu haber çok önemli. Bunu her yere yayalım. İnşallah. Anlatalım. Kısa bir şey olarak. Bilinsin. İnşallah. Beni mi göstert? Ya kardeşim, siz sanki böyle alayla bir olay var. Yani her zaman rastlanan bir şeydir. Hani ne var ki gibisinden. Olmuyor böyle. Olmuyor ve olmamalı. Şuradan başlayalım. Belki hatamız kravat takmadık. Onu telafi ederiz. O tesbihimiz. Maşallah. Evet. Mendilde gözünüzün rengi gibi. Maşallah. Maşallah. Levent Kırca vefat etti. Karaciğer kanseri tedavisi görüyordu. Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine. Levent Kırca çok espiritüel, şakacı. Bizim çocukluğumuzda da herkesi neşelendiren, parodileri, programları heyecanla beklenen bir insandı. Allah gani gani rahmet etsin. Allah sevdiklerine sabrı cemil nasip etsin. Dinsizdi, kafirdi falan diyenler oluyor. Çok ayıp yapıyorlar. Vefat etmiş bir insan arkasında böyle konuşulmaz. Çok yakışıksız. Bir tane, tek bir tane iman alameti olsa onun Müslümanlığına hükmedilir. Hatta camiye getirilmesi bile Müslümanlığının alametidir. Ama diyor mesela, ben sabahları dua ederim. Evet. Akşamları dua ederim. Kime dua ediyor? Allah'a dua ediyor yani. Dolayısıyla çok yakışıksız, çok ayıp. Yani böyle insanların mutluluğunu gaye edinmiş, insanları sevindirmek, neşelendirmek, onları streslerinden, sıkıntılarından kurtarmak isteyen, neşe saçan bir insana böyle bir üslup olmamış. Çok ayıp yapıyorlar. Rahmetliye yeniden Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah. Araf suresi 198'de şeytanı Allah'a sığınırım. Eğer onları doğru yola çağırırsanız işitmezler. Arkadaş ne diyor? Doğru yola çağırıyorum, işitmiyor diyor, dinlemiyor. Allah diyor bak, eğer onları doğru yola, Kur'an'a, İslam'a çağırırsanız işitmezler, duymuyor yani adam. Evet. Bilgisayar gibi. Onları sana bakar gibi görürsün. Yani gözün dikip bakıyor. Oysa onlar görmezler diyor Allah. Görmezler bile diyor. Yani şimdi bilgisayarın gözü var değil mi? Kamerası gibi. Evet. O seni görüyor mu bilgisayar? Görmüyor. Bilgisayar nasıl görüyorsa, bilgisayar kamerası nasıl görüyorsa o da öyle görüyor. Rad suresi 1. Yine şeytan Allah'a sığınırım. Ve sana
Rabbinden indirilen haktır. Yani Kur'an haktır. Ancak insanların çoğu iman etmezler. Evet. Allah diyor. Evet. Bu Kur'an'ın bir mucizesi çoğu. Arslan Sever, üstadım birçok konu ilgili ayetleri ezberledim. Teknik olarak yapamam. Teknik olarak yapmamam gerektiğini de biliyorum. Yine de bazen duygusal ve tevekkülsüz davranabiliyorum. Bunu nasıl çözebilirim? İç dünyasına dönecek, bir tefekkür hücresinde kendini tezkiye edecek. O ruhundaki ham taşı çekişte ve kalemle kıra kıra mikap taş yapacak. İnşallah. Ve güçlü bir kişiliğe sahip olacak. Mason yöntemlerini anlattım. Evet. Ama yöntem doğru. Ham taş getiriyor. Çekişte kalemle çalışıyor. Mason. Onu tam böyle çok düzgün, milimetrik düzgünlükte mikap taş haline getiriyor. Onun için işte ham taşın içindeki gerçek insanı bulmuş oluyor. Çalışarak, gayret ederek, yontarak. O taşı yontacak. Evet. Adam ve başka bir ayette şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. Kovulmuş şeytanına Allah'a sığınırım. Onlardan seni dinleyenler vardır ama hiç duymayan sağırlara çağrıyı sen mi işittireceksin diyor. Üstelik basiretleri yoksa. Kalp gözleri kapalıysa. Evet, İnsan zannediyor ki burada Allah onları öyle hani tazir etmek için, aşağılamak için söylüyor. Yani hani derler ya adamı, kör müsün, önüne bak falan derler. Tabii körlük de ayrıca çok makbuldür, onu söyleyeyim. Yani körün aldığı sevap, amanın aldığı sevap, sağlıklı olan bir insanın sevabından yüzlerce kat fazla olur yani sevabı, onu söyleyeyim. Bazen binlerce kat. Benim okulda bir arkadaşım vardı, lisedeyken, amaydı. Okulda namaz kılan 2-3 kişi vardı. Onlardan biriydi. O ama haliyle canım benim. 5 vakit namazını kılardı çocuk. Büyük bir titizlikte yani. Banyoya götürüyorlardı. Böyle eliyle yoğunda buluyordu. Güzelce abdest alıyordu. Çok düzgün şekilde namazını kılıyordu. Lise öğrencisi ya düşün. Maşallah. Oksijen gelebilir. Allah yine bir ayet şöyle buyuruyor. Şeytanla Allah'a sığınırım. Onlardan kimi gelip seni dinler diyor inşallah. Nitekim yanından çıkıp gittikleri zaman ilim verilenlere derler ki o biraz önce ne söyledi? İşte onlar Allah onların kalplerini mühürlemiştir ve onlar kendi hevalarına uymuşlardır diyor. Ya Allah'ın tabi orada bir sırrı var. Şuuru açık, bilinci açık, samimi bir Müslüman asla ve kesinlikle cehenneme gitmez. İnşallah. Yani bu Allah'ı inkar etmek gibi olur. Yani imkansız. İnşallah. Yani. Ama bundan biz sık sık karşılaşacağız. Onda bir şey yok. İnşallah. Hocam konuşmalarınız çok samimi. Anlatımlarınız vicdana çok yatkın. Kur'an'a tam uygun olduğu için ruhumuzda, kalbimizde müthiş bir uyum meydana getiriyor. İzlemenin yüksek olması ondan dolayı böyle bir samimiyetten tüm dünya etkilenir. Tüm dünyanın siz yayına çıktığınız zaman ekranda kilitlenmesi gerekiyor. Bak sevimliliğe bak ya. Bir sürü temiz kedi. Maşallah. Bir tane iki tane de değil. Hocam iyi akşamlar. Bir sorum olacak. Said Nursi Hazretleri bu dönemin en önemli farz vazifesi İttihat-ı İslam'dır diyor. Biz ilahiyatçıdan fazlasını fakir gözetmeden, ihtiyaç sahibinin ihtiyacını karşılamadan hepsini İslam bilgi için mi harcamalıyız? Cevabınızı bekliyorum. Bu konuyu açıklarsanız sevinirim lütfen. Elinizi öpüyorum. Ömer onu insan vicdanında bilir. İnşallah.
Bak benim mesela hiç malım mülküm yok. Evet. Oradan çıkart işte. İnşallah. Değil mi? Evet. Ben Kuşadası'nda yazdığım olacak. Bekleyecek. Efendim 10 ay bekleyecek. 11-12. Aylarda gideceğim, orada sefa süreceğim. Ama o arada Müslümanları kesmeye, doğramaya devam edecekler. Ben de böyle bir şey mi? Ben hayatta tatil yapmadım. Görüyorsunuz, evet, her zaman karşınızdayım. Tabii. Yani hiç ömrümde öyle bir olay yok bende. Bir tek çocukken köye giderdik. O kadar. O da çocukken. Onun dışında tatil diye bir olay ömrümde yok yani. Maşallah. Yani 45 yıldan beri tatile gitmedim. 45 yıl. Tabii. Hatta daha da fazla, 47-48 yıl. Maşallah, maşallah. Anti hain Efe 2010, Efe 2010. Levent Kırıcı'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah mekanı cennet etsin sözüme karşılık. Bu şekilde konuşmamın doğru olmadığını, böyle bir insana böyle bir konuşma yapmamam yakışık almayacağını belirtiyor. Yani rahmet dilemeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Sevgisizlik ruhlarına işlemiş ya, merhametsizlik yüreğine işlemiş. Aleyhine konuşacağız. Ne kadar çirkin ya. Bu sevgisizlik sizi yakar. Ruhunuzu yakar. Bu kadar sevgisiz olmak çok korkunç. Bu kadar merhametsiz olmak çok korkunç. Çocukluğumuzda herkes bilir Levent Kırca'yı, değil mi? Biz bayağı yerlere yatarak gülerdik çocukken ve bütün milletin içini açardık. Biz onun programlarını beklerdik yani. Ben Allah'a dua ediyorum diyorsa bitti. Daha ne istiyorsun o insandan? Ayrıca bunu diyenler de çoğu beynamaz adamlar yani. Siz hep söylüyorsunuz Adnan Bey, onlar için çaba harcıyoruz, zamanımızı harcıyoruz, insanların hidayet bulsun, cennete gitsin diye, o sevgiyle insanlar birbirini kucaklasın diye zaman harcıyoruz. Yani. Ya bu kadar merhametsizlik bu nedir ya? Adam vefat etmiş artık ya, evet, Allah'tan evet. Kork. Belki bilemezsin de gizli gizli namazını da kılmış olabilir. Evet. Hayır namaz kılmazsa da yani namaz kılmayan cehenneme gidecek diye de bir şey yok. Evet. Ya Allah affeder. İnşallah. İnşallah. Yani namaz kılmaz ama Allah affedebilir. Evet. Cenab-ı Hak aksini de söylüyordu hocam. Ayette şöyle buyuruyor. Kovulmuş yeten Allah'a sınırım. İşte şu namaz kılanların vay haline. Onlar namazlarında yanılgıda da onlar gösteriş yapmaktadırlar. Küçücük bir yardımı da engellemektedirler. Tabii namaz kılmak da kurtarmaz. Evet, samimi olacak. Murat Sezer, Kayseri'de doktorluk yapıyorum. Yakın iş arkadaşlarıma iman hakikatlerini anlatıyorum. Çok bilgili olmalarına rağmen benim yaşadığım heyecanı yaşamadıklarını görüyorum. Peki imtihan dünyası olduğuna göre bundan normal ne olabilir? Demin anlattığımız ayetlerle düşünürsen, değil mi? O iman etmediğinde senin makamın daha yükselir. O az heyecanlıysa, sen çok heyecanlıysa senin makamın daha yükselir. Seni kaybettiğin bir şey olmaz. Seni kaybettiğin hiçbir şey olmaz. Ayrıca olayın sen zahir yönüne bakıyorsun. Diyorsun ki benim yaşadığım heyecanı yaşamadıklarını görüyorum. Nerede görüyorsun? Beynimin içinde görüyorum diyorsun. Sana o görüntüyü gösteren niye gösteriyor sence? Ne kadar eminsin sen dışarıda birilerinin olduğundan? Var ama görüntü var, görüntü olarak. Yani gölge varlık olarak vardır. Mesela diyoruz ki Plüton, Venüs, Merkür,
uzay sonsuz, adam bakıyor, teleskobun başına geçiyor. Ya diyor, bu nedir bu Samanyolu falan, ucu bucağı yok diyor. Samanyolu onun beyninin içinde, haberi yok. Merkür, Venüs hepsi beynin içinde, haberi yok. Ya uçsuz bucaksız diyor, ya 70 katrilyon ışık yılı uzaklıkta işte falanca bir gezegen var diyor. Onun uzaklığı ne kadar sana biliyor musun? Yarım milimetre bile değil. Milimetrenin milyonda biri de değil. Sen o görüntüyle iç içesin. Yani kolun bacağına ait görüntülerle o iç içe. Oradaki sırrı bilirsen meseleyi anlarsın. Mesela cehennem onlara yakınlaştırılmış duruyor. Mesela cennet yakınlaştırılıyor, cehennem yakınlaştırılıyor. Evet. Kendin git ruhuzlu kişi. Bir lider etrafındaki kişilerin kalitesinden ve onların bağlılığından belli olur diye bir söz okumuştum. Sizin de yanınızda çok kaliteli görünümlü bayanlar ve erkekler var. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Ta Kalübelada o insanlar seçilmiş. 15 milyar yıl önce kainat yaratılıyor. 15 milyar yıl önce benim bu kardeşlerim vardı. İsim isim, fert fert. Dolayısıyla benim başarım değil, Allah'ın mükemmel yaratılışı. Allah yaratması. Ben istediğim kadar anlatayım. Adam dinler gider, bu kadar basit. Biz birçok kişiye de anlatıyoruz, adam boş boş bakıyor, ben gözünün bakışının boşluğa açıldığında görüyor. Dinliyor, sonra da çekip gidiyor. Bizim ölüyle işimiz olmaz, bizim diriyle bağlantımız. İş demeyeyim de yani imani konularda bir anlatımımız olsa da etkilenmez ölü. Sadece sevabını alırız. Bir kardeşimiz İngiltere'den yazıyor. Hocam 48 yıldır tatil yapmamanızın dışında pazar günü gibi bir olayınız da yok söylemiştiniz diyor. Bayram tatili var mı bende hiç? Yok, yok, yok hocam. Gördünüz mü? Yok, hiç görmedim. Pazar tatili var mı? Yok, yok. Cumartesi tatili var mı? 48 yıldan beri de hiç tatile gitmedim hayatımda. Benim hayatımın tatil diye bir şey yok. Tatil ne demek ya? Bu kadar ferah nasıl olabilir bir insan kardeşim? Ben kendi açımdan diyorum. Suriye'de Müslümanlar, çocuklar kitle haline katledilecek. Irak'ta katledilecek, şehit edilecekler. Libya, Fas, Tunus, Cezayir her yer kan gövdesi olacak. Güneydoğu'da benim aslan gibi askerim, polisim şehit olacak. Ben de tatilde su kaya yapacağım. Veyahut işte kotrayla gezinti yapacağım. Kurabiye yiyerek. Ya bu olacak iş mi ya? Ben orada nasıl eğlenebilirim? Beni hafakan tutar ya. Kemiklerim çatırdar sıkıntıdan. Yani asla yapamayacağım bir şey. Evet. Daha önce söylemiştim. Mesela hiç hastayken evet. Gelmediğimi gördünüz mü? Yok, grip oluyorum, geliyorum. Evet, maşallah, maşallah. Nezle oluyorum, geliyorum. İnsanız tabii insan. Oluyor hastalık. Evet, evet. Mutlaka geliyorum. Siz daha önce söylemiştiniz hocam. Tatile gidince mutlu olacaklarını sanır ama o sıkıntı da beynin içinde tatile gidiyor sıkıntıyla birlikte. Orada da mutlu olamıyor. Ya şimdi tabii adamı tebliğ, cihat ilgilendirmiyorsa o ekipler için diyorum ben. Ya çok sıkılıyorum diyor, ben bir tatile çıkayım diyor, şu sıkıntımı dağıtayım diyor. Sıkıntı beynin içine oturmuş zaten, onu da sen tatile götürüyorsun. İki kişi beraber gidiyorsunuz. Bir sen bir de sıkıntın. Ama bir tek ona bilet almıyor şirketler yani. O bedava gidiyor. Sıkıntın bedava gider. Sen paralı gidersin. Abi. Ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur kalp hocam. Siz de Allah'ı zikrettiğiniz için güzel bir hayat yaşatıyor. Salih amellerde bulunanları güzel bir hayat yaşatırım diyor Allah. Maşallah. Maşallah. Bir daha söyleyeyim. Ancak Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur diyor Allah. Şeytanın Allah'a sınırın ve salih amellerde bulunanları güzel bir hayat yaşatacağını söylüyor. Cenab-ı Allah. İnşallah. İnşallah.
Bize de güzel bir hayat yaşatıyor samimi olduğunuz için inşallah. Sürekli Allah'ın adını için. Maşallah. Biz de sıkıntılara, zorluklara kaçıyoruz tabii. Yani bir elimiz yağda bir belimiz balda değil, imtihan oluyoruz. Yani peygamberler nasıl çile çektiler, acılar çektiler. Biz de çok çileyle, zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu imtihanın bir gereğidir. Hazreti Süleyman da millesinden diyor ki bir eli balda, bir eli sütte falan, öyle değil. O da çok çile çekiyor. Hazreti Yusuf bütün ömrü çileyle geçmiştir. Hazreti Musa bütün ömrü çileyle geçmiştir. Her birinin ayrı dertleri vardı, sıkıntıları, zorlukları vardı. Ama Allah için o imtihanları çok güzel geçtiler. Maşallah. Şeyi anlatmıştınız hocam. Bakırköy'deyken çok zorlu ortamlarda sizi bir gün tahliye ediyorlar. Çıkar çıkmaz demiştiniz. Hemen yine camiye gittim. Orada toplanmışlardı. Onun üzerine... Evet. Bir ara beni nasıl oluyorsa bir hukuki bir açık oldu herhalde. Anlayamadım. Şimdi benim adli tıbba gitmem için hastaneden, Bakırköy'den çıkış verilmesi gerekiyor. Çıkış verdi mi çıkmış oluyor hasta. Yani bu kadar basit. Gidiyor artık yani. Çıkış verildi. Biz de gittik. İşte dördüncü ihtisasa gittik. Dördüncü ihtisasta akıl hastası değildir diye rapor verdi dördüncü ihtisas. Geri döndük. Dedi ki avukat şu an serbestsin dedi. Hakikaten serbestiz. Yani bir kanuni bir şey yok. Bırakmış çünkü. Mahkemede bırakmış. Evet. Hastanede bırakmış. Ben yeniden hapishaneye gidip selamun aleyküm ben geldim diyemem. Tımarhaneye de gidip ben selamun aleyküm ben geldim diyemem. Bırakmış adam yani niye geldim falan derler adama. Ben oradan doğrudan camiye, Nusretiye Camii'ne geldim. Bizim çocuk orada toplam. Bir baktım, abo, dolmuş caminin içi ya. Ben bıraktığımda bir avuç insan vardı. Bir geldim, hiç tanımadığım genç kızlar böyle, filinta gibi. Üniversiteli işte falan böyle, bayağı görgülü, kaliteli genç kızlar, delikanlılar. Hiç tanımıyorum hiçbirini. Hepsini orada tanıştırdılar. Bir süre sonra dediler ki, ya dediler, biz şeydeydik caminin içindeyken. Telefon geldi dediler. Polis seni bekliyormuş dediler. Niye dedim? Tımarhaneye geri dönmen gerekiyormuş dediler. Bir sefer polis eşliğinde yeniden döndük. Tımarhaneye yeniden kayıt yaptırdılar. Orada giriş alındı. Yeniden devam ettik kaldığımız noktadan yani. Milliyet gazetesi geldi eve beni bıraktıklarında. Ben evde otururken kapıyı açtığımda resmimi çekti falan. İşte Adana Hoca evine gelmiş falan diye haber yaptılar kapaktan. O da tabii ihbar mahiyetinde oldu. Evet. Hemen emniyete bildirmişler, mahkemeye bildirmişler. Aslında kanuni bir yol yok. Çünkü ben hüküm giymiş değilim. Evet. Yani hüküm giysem mahkeme bir yıl gözetim verebilirdi. Ama hüküm giymemişim. Bir suçum yok, hiçbir şey yok daha ortada. Yargılanıyorum. Evet. Ya mahkemenin normalde böyle bir yani kanuni bir hakkı yok. Yok. Yani hukuken böyle bir hak yok. Ama buna rağmen sağ olsunlar o dönem zaten ilginç bir dönemdi. Bizi alıp yeniden içeriye soktular hapishaneye. Peki ben suç işledim mi? Yok. Yani suç işlemeden peki kanunda net açıklanmış. Şahıs eğer suç işlerse, eğer akıl hastası olduğu da anlaşılırsa bir yıl gözetimde tutuluyor. Evet. Ben suç işlemedim. Çünkü adli koğuşta da değilim. Yani normal yani akıl az cinayet işlemiş akıl hastalığının olduğu yere koydular. Yeniden beni alıp nasıl götürdüler ben bunu bilmiyorum. Ya bunlar uğraşsak suç işleyen çok fazla insan çıkar. Yani ben ne bu kokain iftirasının üstüne gittim. Ne de bu konuların üstüne gittim. Ya ellemedim. O döneme ait evrakları da kaybetmişler zaten. Yani tımarhanede benim bulunduğum dönem 86-87 yıllarına ait dönemin bütün evrakları yok. Genelde de gelmeye çıktı. Evet. Yani yok diyorlar, kayboluyor. Yani. Bir tek o yıl ayrı çıkıyor. Bir tek o yıl. Evet. Yani bak, akıl hastanesinin kuruluşundan bu yıla kadar evrak kaybı yok. Evet. Sadece 86-87 yıllarında bana ait bütün evraklar kaybolmuş. Evet. Hiçbiri yok. Bu da tabii ilginç bir durum. Yani herhalde onlar da uyanıkmış. Başımıza bir şey gelir gelince düşünürler. Çünkü benim yeniden... Ya alınışım da kanuna uygun değil. Evet, evet. Yeniden ikinci kere alınışım da uygun değil. Evet. Ya tutuklu olmayan bir adamı sen akıl hastasına nasıl koyuyorsun? Tabii. Yani ceza almamış tabii. Bir adamı. Tabii.
ve mahkemeyi tenzih ediyorum da yani mantık açısından söylüyorum. Mahkeme yaptıysa onlara saygımız var yani bir şekilde. Bir kanun maddesine bir şey uyuyordur herhalde kendi mantıklarına göre bilmiyorum. Ya bizim gördüğümüz uymuyor. Ama onlara göre uyuyor olabilir. O yüzden de saygı duyuyorum. Ama kanunda böyle bir madde yok. Ama onlar bizim bilmediğimiz bir maddeyi biliyor da bunu yaptılarsa ona da saygı duyuyoruz. Yani niye bunu yaptılar demiyorum ben. İzleyicilerimizin muhtemelen pek bilmedikleri bir özelliğiniz var. Bizim bizzat defalarca şahit olduğumuz bir özelliğiniz. Acil bir durum söz konusu olduğunda siz günlerce uyumuyorsunuz. Örneğin bir arkadaşlarımızdan birinin bir hastalığı olduğunda veya sosyal bir olayda, gezi olayları gibi, Mısır darbesi gibi konularda mazlumlara yardım etmek için günlerce uyumadan o konunun üzerine gidiyorsunuz ve çözülene kadar ayakta kalıyorsunuz. Gereken her şeyi yapıyorsunuz maşallah. Mesela bu Ceylan'ın kaçırdığında 3 gün uyumamıştım. Evet. Buluncaya kadar. Gezi olaylarında da evet. Çünkü baktım hükümeti yıkmaya kalktılar. Evet. Anladım. Evet. 2 gün boyunca uyumamıştım. Evet. 3. gün bir parça uyumuştum. Evet. Hocam sizin özel bir tavrınız da var. Her zaman haktan yanasınız. Güçten yana değil. Hak neredeyse o yana. Tabii. Ben mazlumdan yana oluyorum. Evet. Bir de tehlike anında veya herhangi bir tehdit olduğunda da Allah'ın rızası en çok tebliğ yapmaktaysa yine yayına çıkıyorsunuz. Ya bu tip faaliyetlerde bulunuyorsunuz inşallah. Maşallah. Maşallah. Burak Öztürk. İsrail'de savaş suçu işleniyor Adnan Bey. Farkında mısınız? Bilmiyorum tabii ki. İsrail'de savaş suçu işleniyor. İşte yapılacak şey iki tarafı barıştırmak. Evet. Kardeşlik ve sevgi içinde yaşamalarını sağlamak. Çünkü Filistinliler İsrailleri bıçaklıyor. Evet. Onlar da onları öldürüyor. Böyle bir moda başladı şimdi. Bu çok ürkütücü. Aralarını bulup bu kavgayı durdurmak lazım. Tebliğ görevi sana mı geldi? Nuri Örcün. Örcün. Nuri Örcün. Nur İRCN tebliğ görevi sana mı geldi? Tebliğ görevi bütün Müslümanlara geldi. Kur'an'da Allah emri bil maruf nehyen münkeri bütün Müslümanlara farz kılmıştır. Evet, namaz gibi, oruç gibi, zekat evet. gibi. Bana da, sana da, herkese, bütün Müslümanlara geldi. Evet. Allah'ın emri bu. Sizin üzerinize siz düşen hakkıyla yapıyorsunuz hocam. Sizin üzerinize düşen tebliğden başkası değildir diyor inşallah. Tabii. Muhammed GNGR6. İslam'a hizmet dikenli bir yoldur. Siz alem yaparak mı hizmet ediyorsunuz? Mantık biraz lütfen ya. Hizmet, İslam'a hizmet dikenli bir yoldur. Tabii yani İslam'da çileler, acılar, zorluklar olur. Kolaylıklar, güzellikler de olur. Allah diyor ki bana hizmet edeni ben güzel bir hayatta yaşatırım. Ben Allah'a güzel hizmet ettiğim için, çileyi çok çektiğim için Allah da bana güzel bir hayat yaşatıyor. O ayet tecelli etmiş oluyor. Bak güzel bir hayat yaşatırım. Dikenli bir hayat yaşatırım demiyor Allah. Güzel bir hayat yaşatırım. Ama benim yolumda bu çileye, bu acılara sabrediyorsa, gayret ediyorsa diyor. Değil mi bak benim 60 yıllık ömrüm hep çileyle geçmiştir. Ama Hazreti Yusuf da olmamış mı? Bu aynısı olmuş. Musa da olmamış mı? Olmuş. Hazreti Yusuf son derece güzel yaşadı. Ama akıl almaz çileler çekti. Musa son derece güzel yaşadı ama akıl almaz çileler çekti. Biz de Resullerin yolunda olduğumuza göre, onların talebeleri olduğumuza göre biz de aynı yollardan geçiyoruz. Çok çile çekiyoruz ama Allah güzel hayatta yaşatıyor. Zorlukla beraber kolaylık yaratacağını söylüyor Allah. Maşallah. Sizi eleştirenler tek bir sayfa bir şeyi bir yere yollamamışlar Allah adına. Allah'ın dinini tebliğ etmek için. Siz 300 kitap yazıp bunları 76 liraya çevirdiniz. Dünyanın her yerine ücretsiz olarak daha hiçbir telif ücreti almadan dağıtıyorsunuz inşallah. Ve her yıl en az 30 milyon kitap dağıtılıyor. Maşallah. Yani satış olarak ve dağıtım olarak 30 milyon. Maşallah. Dünyanın her tarafına bak. Bir yıllık. Bak CD'ler, makaleler bunlar ayırt ediyorum. Evet. Televizyondaki, hemen internetteki yayınlar hariç. Her gün dünya basınında
Çok sayıda basında makaleleriniz yayınlanıyor maşallah. Maşallah. Birçok yabancı ülkede, İran'da, Rusya'da en büyük gazetelerde makalelerimiz yayınlıyor. Amerika'da. Maşallah. Bir daha adamın çektiğiniz için bir dakikasını bile pek çok insan çekemeyeceğini zaten bir şey Nazım Hazretleri bile söylüyordu maşallah. Maşallah. Yeni yayınlanan makalelerinizle ilgili bilgi de var Adnan Bey. İsterseniz okuyabiliriz. Evet, bakayım. Arap News gazetesinde bu hafta yayınlanan makaleniz Kalp Temizliği ve Ahlaki Değerler başlığını taşıyor. Bu makaleniz gazetenin internet sayfasında da yer aldı. NATO, Amerika ve Marksist İttifak başlıklı yazınız Tunus merkezli Damir gazetesinde, Mekke Newspaper'da ve News Rescue sitesinde yayınlandı. News Rescue sitesi aynı zamanda PKK belasına karşı acil önlemler alınmalı başlıklı makalenize de yer verdi. Bir Zamanlar Avrupa başlıklı makaleniz Fransızca olarak NBC Times sitesinde çıktı. Almanya merkezli Burma Times sitesinde yer alan makalenizin başlığı Mülteciler Avrupa için bir tehlike değil, değerdir. Truth Seeker sitesinde Kur'an mucizeleriyle ilgili olarak Vuruşlu Yıldızlar Pulsarlar başlıklı yazınız çıktı. Bu site Kuveyt'te yayın yapıyor. Amerika merkezli Jefferson Corner bu hafta kan dökülmesini durduracak olan İslam Birliği'dir başlıklı yazınıza yer verdi. Bir daha. Amerika merkezli Jefferson Corner sitesi bu hafta kan dökülmesini durduracak olan İslam Birliği'dir başlıklı yazınıza yer verdi. Diplomasi Pakistan sitesinde çıkan makalenizde PKK'nın Türk halkını temsil etmediğine değiniyorsunuz. Hindistan merkezli Hans India sitesindeki yazınızın başlığı Hitler'i diriltmeye çalışanlar. Medya, sosyal medya ve terör başlıklı makalenizin Arapça olarak yer aldığı gazeteler Mekke Newspaper ve Damir gazetesi. Duvar örmek güvenlik sorunlarını halletmez başlıklı yazınız Daily Mail haber sitesi tarafından yayınlandı. Son olarak PKK terör örgütünün Suriye'deki ismi PYD'dir başlıklı yazınız. Bosyacı ve Bosnia Times sitelerinde Boşnakçı olarak yer aldı. Maşallah. 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 İran'ın en büyük gazeteleri, Rusya'nın en büyük gazeteleri, Suudi Arabistan'ın en büyük gazeteleri. Başka hiç kimse yok böyle. Maşallah. Evet. MC kare. En güzelini Adnan Hoca yapıyor. En güzelini Adnan Hoca yapıyor. Yarattığı cennet simülasyonunun içinde yaşıyor. Onu Allah yaratıyor. Tabii. Ben yaratmıyorum. Allah yaratma gücü Allah'a mahsus. Sen eğer Allah'a samimi kul olursan Allah sana nimet verir. Ayet açıkladım. Melek Coşkun, canım hocam, senin kadar Allah'a çok anan, senin kadar aşkla Allah'a bağlı, senin kadar akıllı, sevgi, merhametli, bu kadar büyük bir insan görmedim, tanımadım. Şimdiye kadar dünyada sevgi ve barışı, Kur'an'ı hakim etmek için çabalayan ve başarılı olan yok. Allah bu amaca hizmet etmeyi bizlere de nasip etsin inşallah. Başka bir hanım kardeşimiz. Allah'ı aşkla sevmeyi, gerçek sevgiyi öğrettin. Gördüğüm en güzel öğretmensin. Aşksın sen, cansın. Sen hayatımızı güzelleştirip kolaylaştırma vesilemsin. FB'li Ömer Sevinç. Hocam videolar çok uzun, kısa olabilir mi? Bu şey televizyon aralarda yayınlanan videolar mı? Olabilir tabi. Emre Bozkurt. Ömer Arır. Bahriye Sevinç.
Emre Bozkurt, tanışmak istiyorsan gel. Üstadım, önce iman etmiş ruh sahibi biri sonradan inkar ederse bu kişi zombiye mi dönüşüyor? Ruh alınıyor mu? Bu kişinin durumu nedir? İbrahim Ethem. Olabilir tabi. Allah'ın bir sırrı, onu bilemiyorum. Belki hakikaten hiç iman etmemiş olabilir. Zahiren iman etmiş olabilir. Veyahut sonra, ama çok zor ya, aklı başında bir adam nasıl Allah'ı inkar eder yani. Açık bir şuurla, yani olacak şey, gücü yetmez, acayip korkar. İstese de gidemez demiştim. Hocam. İstese de yapamaz. Yani kafası parçalanır ya, beyni parçalanır yani. O ne cesaret ya. Yani şuuru açık birisinin yapacağı bir şey, asla değil böyle bir şey. İnşallah. İşte miyim yani, bir eylem diyeyim. Allah şeytanlar Allah'a sığınırım, onlara imanı sevdirdik, fıskı ve isyanı çirkin gösterdik diyor inşallah. Tabii. Hocam, madde ve ruh ilişkisi ile ilgili bir video isteyebilir miyiz? Emel Halıcı. Var işte bizim hazır videolarımız, onlardan al. Mehmet Boyacı, M. Boyacı. Senin yaşadığın İslamiyet'i ateistler de yaşamak ister. Bak, İslam'ın dünyaya hakim olacağını, yani evet. Bu İslam, modern İslam'ın dünyaya hakim olacağını açıkça söylemiş oluyor arkadaş. Evet. Tabii. Şerife, canımın içi üstadım, seni yaratan Allah'ıma kurban olurum. Allah'ım yükünü hafifletsin, gücünü kuvvetini artırsın. Mücahit, canım hocam diyorsun ki ben de herhangi bir insan gibi bir insanım ama sizi izlediğimizde, kitabınızı okuduğumuzda bambaşka bir ruh görüyoruz. Bilincimiz açıyor ve görüş keskinliğimiz artıyor. Burada bir fevkaledelik olduğu açık. Allah'a olan sevgimiz artıyor ama tabii ki bir de insana bize karşı bambaşka şekil alıyor. Bambaşka bir şekil alıyorlar. Burada bir fevkaledelik olduğu açık. Bunda bir fevkaledelik olduğu açık. Canım hocam, Biricik hocam, güneşim, günaydın. Selamet hepinize olsun. Seni çok ama çok seviyorum. Evlerimizin güneşi sensin. Ne de güzelsin öyle diyor. Diyebilir mi bunu? Diyebilir. İnşallah. Evet. Seni ötelerde de olsam canımda yanımda hissetmemek ne mümkün? Nurlu ellerinden saygıyla öpüyorum. Der. Arzu demiş. Melike Özelek, neden kadınlara bu kadar önem veriyorsunuz? Sizinki pozitif ayrımcılıktan da öte. Kadına değer verilmezse ülke çöker bile dediğinizi duydum. Doğru. Kainat çöker. Mesela Osmanlı'da kadın ezildi, çöktü. Evet. Afganistan, Irak, Suriye'nin çökme nedenleri yine kadınlara yapılan baskıdır. Kadına nerede baskı varsa, nerede zulüm varsa o ülke çöker. Bu Allah'ın zoruna gider. Allah kullarına zulüm yapıldığında ezer orayı. Neden kadınlara bu kadar önem veriyorsunuz? Dünyanın en güzel süsüdür kadınlar. Yani onun üstüne süs yoktur. Ve onun üstüne de nimet yoktur. Sizinki pozitif ayrımcılıktan da öte. Allah yaratmış o pozitif ayrımı. Yani Allah onları çok çok güzel yaratmış. Zarif yaratmış. Güzel huylu yaratmış. Nimet olarak yaratmış. Hocam, Peygamberimiz bana bu dünyada üç şeyi sevdirdi diyor. Namaz, güzel koku ve saliha kadın. Tabii. Peygamberimiz dünya nimeti olarak görüyor salih kadını. Evet, ve dünyada en sevdiğim nimet diyor. Evet, bak, koku olarak güzel koku, gül kokusu. Evet. Ama varlık olarak kadın diyor. Evet. Bir de gözümün nuru namaz diyor. Yani ibadet olarak namaz. Yani varlık olarak da kadın. Burada da inşallah en büyük nimet olarak güzel kadınlar tanıtılıyor cennette inşallah. Şüpheci,
demokrasiden, kadın haklarından, özgürlükten bahseden sadece HDP. Neden diğerlerine oy verelim? Yıllardır diğer partiler denendi. HDP'nin denenmesi zaman değil mi? Ya HDP olur da, birincisi bölünmeye şiddetle karşı olduktan belirtmen lazım. Yani özellik, şu, bu falan, bunların hepsi bölünmeye yol açar. İkincisi, İttihat-ı İslam açıkça savunduklarını belirtmen lazım. Bunu yaparsalar bitti. Yavuz, senin görevin Siyonistler Erdoğan'ın savunucusu. Madem öyle, Erdoğan da Siyonisttir algısını mı yaratıyorsun diyor. Taktın Siyonist. Siyonist mi? Ben mi öğrettim bunlara? Evet. Dün de söylemiştim. Evet. Şimdi sorsan hiçbir şey de bilmez bu Yavuz. Yavuz Ayas. 3 S'li Ayas. Yavuz Ayas. Yani sor, hakikaten şimdi soralım. Yani Siyonizm'i de bilmez. Tayyip Hoca Siyonist değil. Yani Siyonist diye de bir şey yok şu an dünyada. Siyonist yanlış anlaşılıyor. Yani dünyaya hakim olmak isteyen Yahudiler var, işte onların kanını, insanların kanını akıtırlar, ekmek yapıp yerler. Hani bir manyak bir mantık vardır gibi. Sadece İsrail o ülkede, İsrail'de rahat yaşamak istiyor. Bu kadar. Siyonizmin kastları bu. Çünkü Mehdi Moşiyah geldiğinde o Kenan ili tamamen Müslümanların eline geçecek. Yani La İlahe İllallah Muhammed Resulullah oralarda yaşanmış olacak. Dacim dost, dacim dost, tüm Müslümanlara mı tebliğ farz hocam? Yanlışlık olmasın. Olur mu? Emri bil maruf, nehyen münker, bütün Müslümana farz. Evet. Nasıl namaz farz? Evet. Değil mi? Evet. Mesela ayet diyor ki, bir kısmınız ilmini artırsın, bir kısmınız cihada gitsin. Cihada giden zaten dini anlatıyor. Evet. Orada okuyan da tebliğ yapabilmek için bilgisini artırıyor, aynı şey. Evet. Ya sonra zaten tebliğe gidiyor onlar. Evet. Yahut tebliğe gideceği tebliğ ediyor, anlatıyor. O gidip tebliğ ediyor, aynı şey. Evet. Sabri, Cuma suresi 9. ayette Allah, ey iman edenler, Cuma günü namaz için çağrıldığı zaman hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın diye buyuruluyor. Bu ayeti bazı alimler sohbet olarak yorumluyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Veya velev ki böyle bir durum olsa bile, ki açık yani konu uygulamayla. Vele ki haftada bir kere bütün Müslümanların toplanıp namaz kılması ne kadar güzel ya. Evet. Cuma namazı, bütün esnaf, halk gelip namaz kılıyor. Evet. Bu gelenek olarak kabul etsen bile çok güzel. Evet. Niye buna bu gözle bakıyorlar? Tembellik ettikleri için. Cuma namazına gitmemek için. Bir de bu yani yeni bir açıklama gerektirecek durum değil Cuma namazı. Eskiden beri kılınan bir namaz. Evet. Hocam, Oktar abi bir yayında anlatmıştı. Bir keresinde çok uykusuz olmanıza rağmen birkaç saat uyumak için istirahate çekilmişsiniz. Ama kitap yazımıyla ilgili bir konu aklınıza gelince uyumak yerine kalkıp o konuyla ilgili çalışmalara başlamışsınız. Ama o kitap hemen çıkması gerekiyordu. Acildi. Bazı yerlerini düzeltmemiz, tahsih gerekiyordu. Yani öbür türlü bekleyecek. Ben de dediği gibi doğru. Yani kalkıp bitirmiştim. Bana yani bu gibi şeylerde deli kuvveti geliyor.
Maşallah. Değerli hocam, Oktar hocamızın gece geç saat sabah erken her vakit dinmeyen heyecanı, şevki, sevgisi mükemmel. Örnek olması herkese gerçekten. Örnek olmalı herkese gerçekten. Ki yaşı da ileri sayılır. Nurcan Budak. Daha dur bakalım ya Oktar hocam. Oktar hocam yaşlı olursa biz ne olmuş oluyoruz yani? Gittikçe gençleşiyorsunuz. Evet. Maşallah. Oktar hocamın yaşlarına da en az 40 sene var yani. İnşallah. Ondan sonra yaşlanacak inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Yayında siz sormuştunuz Oktar'a kaç yaşındasın diye. Yaşını söyleyip sonra ben 17 hissediyorum ama demişti. Maşallah. Gündüze göre izleme çok yüksek. Maşallah. İblis bin şeytan yazan. Kadının ezildiği her sistem çöker. Nerede kadına baskı ve zulüm varsa Allah o sistemi yıkar. Sözüme karşılık olarak Kur'an'da da açıkça belirtilmiştir. Yalnız bırakın. Dövün, sopayla vurun, taşlayın. Taşlayın yok. O hurafe, taşlayın diye bir şey yok. Kur'an'da öyle bir hüküm yok. Yalnız bırakın da doğru bu. Sopayla dövün. Bu yok yani. Dövün, sopayla vurun. O şekilde bir hüküm yok. Önce uyarın diyor Cenab-ı Allah. Sonra yatağınızı ayırın. Vazgeçmiyorsa kadın. Yani taşkın, saldırgan, ya çirkin tavırlar yapıyorsa, yani mesela evi cehenneme çeviriyorsa böyle, yatağını ayırıyor. Eğer o da olmazsa yalnız bırakıyor, ayırıyor onu. Görüşmüyor, tek bırakıyor. Ama buna rağmen yine saldırgan ve sert tavrına devam ediyorsa, darabe, uzaklaştırın. Evet. Yani tamamen bağlantısını koparın, uzaklaştırın. Araya insanlar koyun diyor bakın son safhasında. Araya kişiler koyun. Evet. Yani durum düzeltmeye yani hakem bulun. Evet. Hakemlerle düzeltmeye çalışın. Ama hakemlerle de düzelmezse boşayın diyor. Evet. Adam niye dövsün ya? Olmuyorsa boşar. Evet. Boşanırlar yani. Kadın için de bu aynı. Evet. Ender bana ihbar geldi. Çaktırmadan esnemişsin. Yanlış bir ihbar gelmiş herhalde. Tamam o film kararına bakacağım bu saniye. Saat kaç şu an? 11.15. Ondan biraz geriye alarak bakalım. 11.10'dan itibaren bakacağım. Yani dolayısıyla bu böyle bir şey yok. Darabe, yolculuk, arabayla gitme anlamında bir kelimedir. Evet. İnşallah. İnşallah. Fethi, Kur'an'ı Arapçasını ezberleyip sonra unutmanın çok büyük vebali var deniyor. Hafızlığı unutmanın günahı var mı? Kur'an'ın anlamını unutmak, yani Allah'ın hükümlerini yaşamamak. Evet. O anlamda, yoksa adamın hafızasından gidebilir. Evet. Yani çünkü hafıza kolay bir şey değil. Ama hükümlerini, Allah'ın hükümlerini unutamaz Müslüman. Selam hocam, Ali Karabay. Ben Ali Karabay, İsa peygamberi nasıl tanırız şu an yeryüzünde demiştiniz. Bir arayalım ya Hazreti İsa'yı. İnşallah. Ama bu arasak da o göstermez kendini şu an. Daha erken. İnşallah. 2019'larda aramamız lazım. İnşallah. Selam hocam, ben Bursa'nın Ömer Doğan. Ölüm anında yaşananları anlatır mısınız? Ezrail'in görümü nasıl oluyor? Ayette melekler canını alırken diye çoğul geçiyor. Ezrail çok yakışıklı bir delikanlı olarak gelir. Tek.
ona güzel bir üslupla, sevgiyle Allah'ın onu yanına çağırdığını söyler. İnşallah. Kişiye. Sonra da dostlarının da geldiğini söylüyor. Mesela sevdikleri, tanıdıkları, en sevdikleri böyle heyet haline giriyorlar. Şey Nazım Hoca diyor ya bir sohbetinde Erbakan Hoca ile ilgili soruyorlar. Ben diyor karşılama heyetindeydim diyor. Karşılama heyeti. İşte sevenleri karşılar. Bu kendisi buradadır da zaman mekan olmadığı için sevdiği karşı. Mesela diyor ki ya ben vefat edeyim ama sevdiklerim burada kalıyor diyor. Halbuki sevdikleri de onu karşılıyor. Yani zaman mekan olmadığı için. Tek bir an var. Bir an. Yani farz edelim bir saniye diyelim de anlasınlar. Bir saniyenin içinde o sevdikleri de ölmüş oluyor zaten. Yani insanın bütün sevdikleri de ölmüş oluyor. Onun için sevdikleri topluca karşılıyorlar. Yani hani böyle sevgiyle bağırlarına basarak alır götürürler. Yani dolayısıyla korktuğu, dehşete kapıldığı, tedirgin olduğu hiçbir an olmaz. Yani ruhunu teslim ettiği an bitti. Ama küfür Allah vermesin. Yani melekler korkunç insan görünümünde geliyorlar. Yani feci şekilde döverek canını alırlar. Yani dehşet verici bir görüntü oluyor. Zaten o dövülmeden anlar cehenneme gideceğini. Onları dövün, vurun anlamına yanlış çıkarıyorlar. Bak diyor ki ayet. Ve diri buhunne, onlardan bir müddet ayrılın. Yani boşanmış gibi. Görüşmüyor. Mesela kız annesinin evine gidiyor farz edelim. Görüşmüyor. Sonra araya hakem koyuyorlar. Yani yine halli olmazsa. Buna rağmen olmayınca da boşanıyorlar. Mesela ayette Nisa suresi 101. Ve yeryüzünde sefere çıktığınızda darabtüm, darabe, darbe. O zaman yeryüzünde dövdüğünüz, adam dövdüğünüz anlamına gelir, değil mi? Yeryüzünde sefere çıktığınızda kafirlerin size bir kötülük yapmalarından korkarsınız. Namazı kısaltmanızda sizin için bir sakınca yoktur şeytan Allah'ın. Yeryüzünde sefere çıktığında bak darabtüm, darabe, darbe kelimesi. Darab, darabeden geliyor. Allah aşkıyla sevdiğim, sabahıma güneş gibi doğdun, elhamdülillah senin İslam davasına olan tutkun, Allah'a olan aşkın ve sadakatin beni sana bağladı. Rabbim senden beni bir an bile ayırmasın inşallah. Demet Hanlı. Çok değerli Biricik Sultanım, bir şey merak ediyorum. Siz çocukluktan mı hep böyle her şeyin farkındasınız? Yani çocukken de mi darvinizmin yalan olduğunu, Allah'ın tek ve bir olduğunu, insanların Allah'ın yanına çağırmanın önemini farkındaydınız. Gözlerinizin yeşiline, anlamına hayranım. Allah aşkıyla sizi seviyorum diyor. Maşallah diyor Şebnem. Çocukken ben tabii mesela düğüne gitmiştim. Bütün millet eğleniyordu. Ben gökyüzüne baktım şey şu ince ince böyle bir şey demirlerden bir koruma kalkanı oluşturmuşlar cama. Yani dışarıdan gelen bir darbeye karşı belki. Ben oraya baktığımı hatırlıyorum. Yani oraya baktım. Sonra insana baktım. Acayip hayret etmiştim. Ben yani içime bir korku gibi his kapladı. Ya dedim bu adamlar nasıl Allah'tan korkmuyor? Yani bir kişi bile Allah'ın farkında değilmiş gibiydi. Hep şaşırırdım çocukluğumdan beri. Allah'a nasıl insanlar korkmuyorlar diye. Evet. Küçükken. Darwinizm hurafe olduğunu ilkokuldayken biliyordum. Ya uydurma olduğunu. Birinci Dünya Harbi'nin, ikinci Dünya Harbi'nin de birileri tarafından, yani derin yapılanma diyeyim, tarafından yapıldığını da biliyordum. Evet. Hep o bilgiyle, o düşünceyle büyüdüm. O yüzden ilk Yahudilik ve Masonluk kitabını yazdım. Evet. O içimde benim bir öfkeydi yani. Çünkü organize bir hareket. Evet. Ama sonra Masonluğun
kadere de hizmet ettiğini gördüm. Mesela Fransız ihtilalini yapanlar Masonlar. Ama İttihat-ı İslam yapacak olanlar da Masonlar. Yani bu sırrı anlamak da mümkün değil. Garip yani. Emel Halıcı, hocam kabir azabı var mı? Yani bir saniye diyelim bak, demin de söyledim, an anlamanız için. Bir saniye ölüp bitmiş zaten, her şey bitmiş, dünya bitmiş yani. Adam kabirde niye beklesin? Direkt cehenneme geçer veya cennete. Ama çok kısa ara fasılları var. Mesela sorgulaması var ama çok kısa süre bunlar. Mesela bütün kainatın sorgulaması oluyor. Ama ilk adam kendine yapıldığını zannediyor. Zaman mekan olmadığı için. Yani ahiretteki zaman dünya zamanı gibi değil. Cinciler. Kıyametten sonra yeni bir insan topluluğu gelecek mi? Her şey son mu bulacak? Her şey son bulmazsa dünyada tabii canlı kalmıyor, kimse kalmıyor ama daha önceden de yaşayan, son ana kadar yaşayan herkese Allah yeniden o görüntüyü oluşturuyor. Yani bir filmin devamı gibi. Yani filmde insanlar var, tarih var, devam ediyor. Sonra bir kıyamet görüntüsü var. Sonra o insanlar yeniden içinden seçilmişler ayrılıyorlar. Kaybedenler ayrılıyorlar. Öyledir. Ama kaybedenlerin şuuru yok. Onu söyleyeyim. Yani Kur'an'a göre şuuru yok. Allah hesabı seri görendir diyor Adnan Bey. Bir daha. Allah hesabı seri görendir. İnşallah. Tabii işte oradan da anlaşılır, o ayette onu göstertiyor. Başka bir ayette şöyle buyuruyordu Yüce Rabbimiz. Konmuş şeytanın Allah'a sınırım. Bir ölüm sarhoşluğu bir gerçek olarak geldiğinde artık surada üfürülmüştür diye buyuruyor. Bak işte bak çok net ayet. Bir daha söyle. Konmuş şeytanın Allah'a sınırım. Ölüm sarhoşluğu bir gerçek olarak geldiğinde artık surada üfürülmüştür. Aynı anda kıyamet de kopuyor evet, adam ölürken. Evet. Ya beklemesi için bir neden yok. Ya an sonsuz kısa zaman. Yani saniyenin katrilyonda biri de değil. Yani düşün. İnşallah. Sen seni bil. Bu hadisi nereden almış bu çocuk? Kadınlar aklen ve dinen eksik yaratıklardır. Bu peygambere yapılan iftiralardan bir tanesidir. Böyle bir hadisi yok peygamberin. Peygamberimiz kadınlara hayrandı. Bak diyor ki Cenab-ı Allah Enfal suresi 63. Ve onların kalplerini Allah uzlaştırdı. Sen yeryüzündekilerin tümünü harcasaydın bile, yani böyle graderlerle toplasan altınları bir ovaya, evet, değil mi? O altınları da dağıtsan, onların kalplerini uzlaştıramazdın. Ama Allah aralarını bulup onları uzlaştırdı. Çünkü o üstün ve güçlü olandır. Hüküm hikmet sahibidir diyor ya, nasıl bu arkadaşlar çevrene geldi. Allah kalpleri uzlaştırıyor. Hocam Hazreti Nuh çok uzun seneler tebliğ yapıyor ve her türlü yöntemi denediğini söylüyor inşallah Kur'an'da Allah bildiriyor. Ama çok az kişinin iman ettiğinde orada görüyoruz. Tabii. Allah dilemesiyle. Yani her dönemde öyle. İnşallah. Artık bir gemiye sığacak kadar insanlar çok az. Yani belki 5-10 kişi. İman etmiyor insanlar. Hazreti İbrahim tek başına ümmetti diyor. Tabii. Hazreti Musa'da genç bir zürriyet olduğunu söylüyor sadece onu. Ayet ediyor. Hazreti Musa'ya diyor Firavun'dan korktukları için bir az sayıda gençten başka, genç, evet, delikanlıdan başka iman eden olmadı diyor. Evet, evet. Firavun'un şiddetinden korktukları için diyor. Orada iman eden bir ev halkından başkasını bulmadık diyor bir ayette. Evet. Bir ev halkı kadar. Evet.
Ya Rabbi diyor, ben kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum diyor Hazreti Musa. Kimse söz dinlemiyor diyor. Ben melami hırkasını kendim giydim kime ne, sufiler aram demişler bu aşkın şarabına, ben doldurur ben içerim diyor. Mehdi'nin kitapları olacağını Peygamberimiz açıklıyor. Evet. Mehdi'ye imameti veren Allah ona ilim ve kitaplar verecek diyor. Maşallah. Peygamberden hadis. Evet. Ya tabi bunlara inanmak farz değil bu hadislere, ama zahir olur da Mehdi gibi gördüğünüz bir insan, evet, zuhur eder de tipiyle, uslubuyla, her şeyle tam ona uyduğunda görürsek, alametler de uyuyor, şaşırmamak elde değil. Tabii. Ama asıl mühim olan Kur'an'dır tabi. Evet, Kur'an'daki İslam'ın hakim olacağına ait ayetler. Evet, İslam dünyaya hakim olacak diyor Allah. Evet. Defalarca söylüyor ayette. Evet. Allah'ın vaadi var. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyordu. Kolunu şeytana Allah'a sınırım. Ben size ayetlerimi göstereceğim. Siz de onları bilip tanıyacaksınız diyor. Maşallah. Adım, üstadım, çalıştığım yerde İslam'dan, Kur'an'dan bahsediyorum. Beni alay alıyorlar, bazen hakaret ediyorlar. Bu kırıcı ve incitici olduğu durumlar oluyor. Bu beni daha da şevklendiriyor elhamdülillah. Bu kişilere iş ortamında sürekli muhatap olma durumundayım. Tavır ve davranışlarım nasıl olmalı İbrahim? Tabii akılcı bir üslup lazım. Önce dost, ahbap olması lazım. Sonra da yavaş yavaş anlatmak lazım. Doğrudan anlatırsan onlar da doğrudan reaksiyon gösterebilirler. Işığı uykulu gözlere yavaş yavaş vereceksin. Bu bir mason prensibidir aynı zamanda. Ta Hazreti Süleyman devrinden kalma bir mason prensibidir. Işığı uykulu gözlere yavaş yavaş vereceksin. Ham taşı gördüğünde, değil mi? Taşı birdenbire mikap taşlarını getiremezsin. Yavaş yavaş yontacaksın. Çekişte kalemle. Yavaş yavaş yavaş. Önce bir yüzünü, sonra bir yüzünü, sonra bir yüzünü, sonra bir yüzünü, sonra yan tarafını. Sonra bakacaksın mikap taş ortaya çıkmış. Emek de olur. İnşallah. İclal Akkoyun, bu kadar insanın size karşı çok bağlı olmaları, sizi bu kadar çok seviyor olmaları neden kaynaklanıyor? Programdan maddi bir gelirlerinin olmadığını söylüyorsunuz her seferinde. Diğer dini topluluklarda böyle bir yapılanma göremiyoruz. Sizin farkınız nedir? Samimiyetimiz. İnşallah. Hakikaten adamlar işinde, gücünde, can isterse gelir, isterse gelmez, hiç yayına falan. Yani bambaşka oluyorlar birçoğu. Ancem, hocam siz çocukluğunuzdaki o düğün olayını anlattınız da o olayda müthiş detaylar var. Yine maşallah çok önemli detaylar diyor. Neymiş söyle bir öğreneyim bak. Derdimin ortağı mısın? Çekirge, çekirge, hey, ve başka oynuyorlardı. Sinsin oynuyorlardı. Ellerine uzun bir sırık alıyor, çok uzun bir sırık.
peş peşe böyle birbirlerini sırtlarından tutuyorlardı. O değneğe savurduğunda herkes o yöne doğru yol alıyordu, böyle yelpaze gibi. O da bir oyun çeşidiydi, neyse öyle. Evin içinde mızıkayla çerkez oyunu oynuyorlardı. Evlerin tavanında çamurdan oluyordu genelden. Yani ahşap ve çamur. İkisi oluyordu. Kurşun dedikleri böyle. Bütün tavanda dolu oluyordu. Ya tehlikeli geçebilir de o, yani değil mi, şey, zemin incedir. Evet, adamın güzel. Ayağına falan da gelebilir. Ya, gereksiz bir tavır. Herkesin belinde silah vardı hemen hemen ya. Hayret, ben şaşırıyorum. Köye silah satıcısı gelmiş, silah tüccarı. Köylülerde bol bol almışlar. Ama bu 50 sene önce o köy olay yani. Piyade mavzeri mesela asılı duruyordu birçok kişinin evinde. Ben görüyordum, bu Almanların 5 mermi alan bu mekanizmalı bir savaş tüfeği var ya, biliyordunuz. Evet, evet, piyade mavzeri. Alman mavzeri, evet. Ama akıl almaz patlıyor o ya. Yani yer gök iniyor. Bilmiyorum, hiç mavzer sesi duydunuz mu? Yani normal bir silah sesi gibi değil yani. Çok tehlikeli, çok mesela orada kurşun, herkes tedirgin oluyordu. Böyle kendini kasanlar böyle şey yapıyor, şey yapıyor. Ya kurşun böyle yapmayla kurtulabilir misin? Bu direğin tepesindeki elmayı vuracağız diye meydan muharebesine dönüyordu ortalık. Mert Yılmaz 256, Cafer Acem, Rabia, Nur Selam, Hediye, Melike Tamara, Sedef Altunbilek, Kıbrıs'tan yazıyor Sedef. Fikret, dinliyorum. Nokta Dergisi AK Parti binasında 7 Haziran genel seçiminden sonra yapılan toplantıda AK Parti yöneticilerinin kendilerine yaptıkları eleştirileri yayınladı. Buna göre AK Parti yönetimi başkanlık sisteminden bahsetmemek, kadınların daha öne çıkarılması, gençliğin eğitimi, hayat tarzı üzerine baskı yapılmaması, her kesimi kucaklamak, bilinçli nesil yetiştirmek, sahil bölgelerine de hitap edebilmek gibi sizin de üzerinde durduğunuz konular üzerinde duruyorlar. Toplantıdan bazı konuşmalar da var. Başkanlık sistemi tartışmasına kesinlikle girmeyelim. AK Parti tabanında bile herhangi bir karşılığı bulunmuyor, sadece zarar ettirir şeklinde konuşulmuş. AK Parti vitrininde kadın aktörün olması şart. Hayat tarzı konuları yüzünden AK Parti Ege ve Akdeniz'de güç kaybediyor. Hayat tarzı meselesi Ege'de neden olmadığımız ile doğru orantılı. Gençliğe yönelik ciddi bir tek bir çalışmamız bile bulunmuyor. Bizim gençlerimiz herhangi bir gerçekliğe tekabül etmiyor. Toplantıda Efkan Ala da gençlik konusunda partinin bir dil değişimine gitmesi şart demiş. Alperen ve Ülke Ocakları tarzında bir yapılanmamız olsun. Genç kızlara önem verdiğimizi ayrıca belirtelim diyor. Şimdi aylardan beri, yıllardan beri konuştuklarımız nihayet revaç bulmuş. Demek ki Tayyip Hocam ve AK Parti'nin bütün ekibi bizi çok dikkatli dinlemişler. Çünkü tek bir maddeyi atlamamışlar. Evet, maşallah. Bütün taleplerimi gündeme getirmişler. Doğru yoldalar. Bunu yaparlarsa mesele hallolur. İnşallah hocam. Bunu aktif olarak gündeme getirsinler yalnız. Yani bu lafta kalmasın. İnşallah. Milli şuur dersi de koysunlar. İnşallah. Her yerde milli şuur dersi, yani gayet makul. Sıkılmış elma suyu ister misiniz? Taze gönderelim diyorlar. Gelsin.
Böyle güzel bir ikramı reddedemeyiz. İnşallah. Ya hazır meyve suları çok olmuyor ya. Ya bu evet, bir bal gibi bir şey. Olur mu ya? Elma suyu dediğim böyle. Yani elma suyu olacak. Evet, dinliyorum. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin terörle mücadelede ölçüyü aşmaması gerektiğini söyledi. Şöyle diyor, Türkiye birden çok terör saldırısına şahit oldu. Kendilerinin savunma hakları var ama ben Türkiye'nin cevap verme tarzı açısından tabii ki ölçülü olmasını bekliyorum dedi. Canım, ne yapıyor ki Türkiye? Nasıl olacak? Yani bir anormallik varsa bana söylesinler. Evet. Yeri göğü ayağa kaldırırım, kanlı hukukla. Evet. Askere sürekli kahpece tuzak kuruyorlar. Polise sürekli kahpelik yapıyorlar. Çok alçak herifler. Yani polis, her çok ender nadiratın olayı oluyor ama hemen gereğini yapıyor devlet. Evet. Yani hükümet gereğini yapıyor. Sıkılmış elma suyu. Çok kötü bir espri. Gitsin bir temize bağlasın. Çok özür diliyorum. Çok güzel. Biraz sonra hem sazlıca hem sözlüce yar gizlice diyor. Güzel muhabbet edeceğiz. İnşallah. Çünkü bak oyun havasını bekliyoruz diyor Hüseyin R. Katipoğlu. Mesela bu Şırnak'ta o adamlar yerde bir vatandaş mı, şahıs mı artık kimse herhalde çatışmada vurmuşlar. PKK'lı mı değil mi bilmiyorum. Herhalde PKK'lı olduğu zannıyla vurulmuş. PKK'lı mı o? Öyle diyorlar. Öyle diyorlar, evet. Ama yerde sürüklemenin alemi ne ya? Evet. Vurmuşsun. Artık ölü o. Evet. Ölüden intikam alınmaz. Küfrediyor ölüye. Evet. Ya kardeşim ölüsü anlar mı? Artık et, kemik, ceset olmuş o. O vaziyette artık konu bitmiş. Evet. Ruhu gitmiş çünkü. Olayla ilgili iki personelin görevden alındığını duyurdu İçişleri Bakanlığı. Evet, evet, bak gereği yapılıyor demek ki, evet. Şimdi kısa bir ara verelim. İnşallah. Ama hayret ya, bu vakti bu kadar yüksek. Yani binlerce insan, sırf binlerce insan telefondan izliyor şu an. Gelen rakam çok yüksek ya. Yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Tekrar devam edeceğiz inşallah. Hoş sohbetler programımız burada sona eriyor. Biraz sonra Adnan Oktar'la sohbetler programımız başlayacak inşallah.